Germiyanoğulları döneminde yapılan ve halen bir bölümü ayakta duran Hisar Kalesi'nin mevcut kitabesinden anlaşıldığına göre kale miladi 1324 yılında Çelebi Azam lakabı ile zikredilen Germiyan Sultanı Yakup bin Alişir zamanında yapılmış olup o dönem sandıklısının bolluk ve bereket içerisinde bir kaza olduğundan bahsedilmektedir. Çelebi ünlü seyahatnamesinde sandıklıyı şöyle anlatmaktadır. Sandık dolusu mallı ve mahsulatlı kazadır. Cümle 350 toprak örtülü evdir. 3 mahalle 4 mihraptır. 40 levlebici dükkanı vardır. Kadar önce Şemsettin Sami Sandıklı'yı ziyaretinde bu kazanın 6515 nüfusu, 3 camisi, 4 medrese, 3 tekke, 1 rüştiye, 1 iptidai mektebi, birkaç mahalle mektebi, 1240 okuyucu, 5 han, şehlü, geyikler, Dazkır adlı 3 nahiyesi, 215 köyü, cem'an 74.990 nüfusu vardır demektedir. Kaza Meclisi'nin vali ve mutasarrıfların ağır vergisiyle ilgili şikayetinden bahisse, o yılda ki miladi 1745 senesi, şikayetin kabulüyle verginin her taksidinden 25 kuruş tenzil edildiğini öğreniyoruz. Elde mevcut yazılı bu belgeye göre Sandıklı'nın 250 yıldan beri kaza merkezi olduğu ortaya çıkmaktadır.
Sandıklı, Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir harekat merkezidir. Özellikle büyük askeri birliklerin bulunduğu kışla, Yunan ordusu tarafından yakılmış olup halen yanık kışla olarak anılmaktadır. Büyük taarruzun ünlü komutanlarından Miralay Reşat Bey, vefatını takiben Sandıklı kabristanına defnedilmiş ve adına anıt mezar yapılmıştır. Sandıklı, Türkiye tarihinde adına ilk defa altın basılan bir kazadır. Bu altınların Sultan II. Mahmut döneminde basılmış olduğu Osmanlı Altınları adlı kitapta belirtilmektedir. Bunlar 3 ayrı tip altın olup, yarım sandıklı altını %85 gram, çeyrek sandıklı altını 1.70 gram, çifte sandıklı altını 3.40 gram gelmektedir. Tarihi gelişimle birlikte Sandıklı, kendi yerleşim alanı içerisinde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal etkinliğini canlı olarak sürdürmüştür. Bu cümleden olmak üzere, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçiş döneminden başlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Afyon Milletvekili olarak her dönemde en az bir milletvekili göndermiştir. Bu durum halen devam etmektedir. Sandıklı, merkez ve merkeze bağlı kırsal kesimde sanayi faaliyetleri, çeşitli el sanatları, tarımsal ve hayvansal üretim, ticari hayattaki canlılığı ile bulunduğu bölgede komşu illerle boy ölçüşecek bir durum arz etmektedir. Sandıklı'nın mevcut ekonomik potansiyeli, sanayi ve tarımsal ürünleriyle civardaki diğer ilçe ve hatta illerle dahi karşılaştırıldığında daha üstün ve daha etkin değerlere sahip olduğu açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Thank you.
Babam mahrum oldu, daha kundak başında. Babasından yetim kaldı henüz 7 yaşında. Kerametiyle ışık saçtı çevresine 12'sinde. Neydi sebep? Acaba bebekken kükremesinde. Belli ki Allah'ın arslanı vardı onun nesebinde. İçtihat gerekiyordu mazide bir meselede. Toplanmıştı pirler, sultanlar, ihtiyarlar meclisinde. Bir karar alınamadı günlerce konu hakkında. Belli ki bir eksik vardı sultanlar arasında. Hüküm vermişti o meselede ta 16'sında. Kimi zaman ılık bir rüzgar oldu Yunus'un şiirine. Bazen nefesiyle katıldı Mevlana'nın ritmine. Kim bilir kaç kere ışık tuttu Akif'in şiirine. Uyandırdığı aslanlarla hükmetti gönüllerin tümüne. Hacı Bektaş, sarı saltık gönderildi Anadolu fethine. Osman Gazi, bir imparator...